Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için Vivo'nun geliştirdiği TWS2 ANC isimli kulaklığı inceleyeceğim. Şimdi şöyle bir kutusu var. Böyle bir ürünümüz var. Biliyorsunuz son dönemde birçok üretici artık kendi işte kulaklıktı, saatti, ne bileyim bileklikti, hatta bazıları bilgisayar falan gibi ekosistem kurmaya çalışıyorlar. Apple tarafından uzun yıllardır uygulanan bu yöntem artık diğer Android telefon ya da farklı marka üreticiler tarafından kullanılmaya başlandı. Şimdi Vivo Türkiye'de biliyorsunuz ağırlıklı olarak telefonlarla biliniyor ama marka artık ben kulaklık tarafında da yer almaya başlayacağım dedi. Yakında saat vesairesini de duyarsak şaşırmayalım. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bu kulaklığın bir genel olarak bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Aslında ismi de çok şey değil. Hani böyle çok kreatif bir isim değil. Direkt TWS demişler. Yani True Wireless Stereo bir kulaklık. Şöyle bir kutumuz var. Bu kutu dairesel şekilde tasarlanmış. Dikdörtgen formu ama kenarları oldukça yuvarlatılmış. Alt kısmında bir tip C bağlantı yuvamız var. Üzerinde bir tane LED lambamız var. Kapağı açtığımız zaman eğer pilimiz yeterli ölçüde varsa yeşil olarak yanıyor. Ya da işte azsa kırmızı yanıyor, turuncu yanıyor vesaire size uyarıda bulunuyor. Bir tane eşleştirme düğmesi var ama çok anlaşılmıyor. Dikkatli bakmak gerekiyor. Ön tarafta bir de Vivo yazısı var. Bunun dışında bir düğme vesaire bir şey yok. Açtığımız zaman doğrudan doğruya kulaklıklara erişebiliyoruz. Fakat kulaklıklar biraz iri tasarlandığı için bunun sebebini de ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Kutudan çıkarması bazen zor olabiliyor. Parmağınız kayabiliyor filan. Biraz da böyle parlak bir malzemeden üretilmiş dış kısımları. O yüzden zorlanıyorsunuz. Çok uzun değil bu arada. Onu söyleyeyim. Yani bu sap kısımları çok uzun değil. Hatta AirPods'a fazlasıyla benzediğini de söyleyebilirim. Bence bir sıkıntısı yok. Benzeyebilir. Ama bu uç kısmın birazcık böyle işte büyük olması tutmayı zorlaştırıyor. Kulağa girerken de benzer bir sıkıntı oluşturuyor. Kutu içerisinde neler var? Uç kısımları değişebildiği için farklı boyutlardaki kauçuk uçlar var. Küçük ve kısa bir tip C bağlantı kablomuz var. Onu da şarj için, kutuyu şarj etmek için kullanıyoruz. Bunun dışında kutusundan başka bir şey çıkmıyor. Kutu da böyle şirin. Beyaz renk bu ama bunun bir de mavi rengi varmış. Ama hangi renk alırsanız alın kutunun rengi değişmiyor. Bu kutunun üzerinde bir mavi renkte olanı gösteriyor. Bana testi beyaz gönderildiği için ben beyaz olanı kullanmış oldum. Şimdi bir tablo görüyorsunuz ekranda. Bu tabloda Vivo TWS2 ANC'nin özellikleri yazıyor. 12.2 mm'lik sürücü var. 40 desibele kadar gürültü engelleme özelliği. 29 saat pil ömrü kutu ile 7.3 saat pil ömrü kulaklık ile ve ANC kapalı iken yalnız bu. Deep HD özelliği, yüksek ses kalitesi, şeffaflık modu, 3 mikrofon desteği, güçlü bas desteği, 2 cihaz desteği, oyunlarda güçlük gecikme desteği, dokunmatik kontroller ki bunların detaylarını birazdan söyleyeceğim. Bluetooth 5.2, 43 mAh bir pilimiz var ki bu kulaklık için 485 mAh'lik de bir pilimiz var. Bu da şarj kutusu için. TWS2'nin fiyatı 1499 TL. Bir de TWS2E modeli var. O da 1099 TL. Şimdi bu teknik özelliklerden sonra gelelim kullanım deneyimine. Az önce fiziksel özelliklerde söyledim. Ürünün özelliklerinden bir tanesi böyle oldukça iri olması kulaklık kısımlarının. Bunun sebebi de teknik özelliklerde bahsettim. 12.2 mm'lik bir sürücü var ki bence öyle söyleyeyim. Piyasadaki en büyük sürücülerden bir tanesi. Çünkü sürücü büyük oldukça tabii ki ses kalitesi de o oranda büyük oluyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Cihaz da büyük oluyor arkadaşlar. Bu da özellikle böyle kulağınız küçükse girmesinin zor olacağı anlamına geliyor. Mesela ben çok zorlanmadım ama hani biraz daha büyük olsa zor girecekti kulağıma. Hani düşecek gibi de duruyor ama düşmedi. Yani böyle kafamı sağa sola salladığım zaman şöyle takıyorum mesela. Herhangi bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Şöyle rahat bir şekilde sağa sola doğru hareket ettiriyorsunuz ve herhangi bir düşme vesaire gibi bir durum olmadı. Bunun dışında şimdi eğer Vivo bir telefonunuz varsa otomatik olarak bağlantı kuruluyor ve Bluetooth menüsünden doğrudan doğruya cihazın özelliklerini görebiliyorsunuz. Yani bunlar arasında ne var? İşte ANC'yi açma kapama, işte çeşitli seviyelerini değerlendirme vesaire gibi özellikleri bu doğrudan doğruya Vivo telefonunuz varsa tabii doğrudan doğruya telefonun Bluetooth menüsünden yapabiliyorsunuz. Eğer telefonunuz Vivo marka değilse, başka bir Android telefonsa onun içinde bir tane Vivo Earphones ya da Vivo kulaklıklar diye bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra pillerin durumunu hem kulaklığın hem kutunun işte diğer özelliklerini, işte yazılım güncelleme vesaire gibi özellikleri yine bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Uygulama biraz basit kalmış, onu söyleyeyim açık konuşmak gerekirse. Biraz daha çalışılabilirdi sanki üzerine ama iş görüyor mu? Görüyor. Onda bir sorun yok. Gelelim ses kalitesine. Ses kalitesinde şöyle bir güzellik var.
farklı equalizer modları var. Bas modu var. Yani equalizer siz ayarlayamıyorsunuz belki ama hazır olan bazı modlar var. Bas modu var. İşte clear sound gibi falan böyle çeşitli modlar var. Bu modlar üzerinden hani ses kalitesini bir parça değiştirebiliyorsunuz. Ben çok büyük bir farklılık görmedim açıkçası bu ses modları arasında ama isteyenler için bası biraz daha bas yapma özelliğinin olduğunu söyleyelim. Bu genelde sorulan bir şey çünkü bazı kullanıcılar basları daha yoğun duymak istiyor. O modu aldığınız zaman haliyle ve doğal olarak basları daha yoğun olarak duymaya başlıyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu size en azından cihaz sağlamış oluyor. Öte yandan ANC tarafında şöyle bir güzellik var. Active Noise Cancelling var. Şeffaflık modu da var. Ve bu Active Noise Cancelling'i de isterseniz siz farklı kademelerde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de otomatikle de bırakabiliyorsunuz. Otomatikle bıraktığınız zaman cihaz sizin yerinize bu şeyleri ayarlamış oluyor. Yani hangi gürültü seviyesini ne kadar ortamın gürültüsünü ölçerek size ona göre bir seviye sunmuş oluyor. Öte yandan kulaklıkların her birinin üzerinde 3 adet mikrofon bulunuyor. Bu da konuşma kalitesini ciddi anlamda arttıran özelliklerden bir tanesi ki özellikle böyle gürültülü ortamlarda yaptığınız görüşmelerde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ses kalitesi anlamında konuşacak olursam benim beklentilerimi karşılayan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Eğer Vivo bir telefon kullanıyorsanız da hızlı eşleştirme falan gibi özelliklerin aslında çok da işe yaradığını söylemekte fayda var. Yani videonun başında söylediğim gibi aslında bir ekosistem kuruyor marka ve bu ekosistem açısından da baktığımızda ANC özelliği olan güzel bir kulaklık tasarlamış. Ürünün bu arada ileri seviyede özellikleri de var. Nedir bu? Bir tanesi ki önemli olabiliyor bazıları için onu söyleyeyim ben. Çift cihaz desteği aynı anda bir bilgisayar veya bir telefona ya da bir tablete veya telefona bir aynı anda bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? Örneğin bilgisayardan bir müzik dinlerken bir telefon geldiğinde müzik kesilip telefon görüşmesine geçebiliyorsunuz. Veya tam tersi durumlarda bilgisayarda bir şey açtığınızda eğer telefonu bağlıysanız o anda veya bir telefon üzerinden bir müzik dinliyorsanız onu kapatıp tekrar otomatik olarak bilgisayardaki müziğe geçebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Ben bunu beğendim. Takma çıkarma algılama özelliği var. Bu da biliyorsunuz son dönemde özellikle orta ve üst seviye TWS kulaklıklarda çıkmaya başladı karşımıza. Bir müzik çalarken veya bir filmi izlerken kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız anda duruyor o izlediğiniz film ya da dinlediğiniz müzik. Bu da bence güzel bir özellik. Artık olması gerekiyor bence birçok cihazda. Hani çok ucuz modellerde bu özellik yok ama orta seviye ve bu model gibi ürünlerde ise çıktıkça bu tarz özellikler de ortaya çıkmış oluyor. Bu da bence güzel bir fonksiyon olmuş. Öte yandan rakiplerinde ve benzerlerinde olduğu gibi kulaklığın üzerinde dokunmatik hatta bence buna ben sıkmatik de diyorum. Sıkmatik kontroller de var. Bu yan yüzdeki bu çubuk dediğimiz bu uç kısmı baslı tuttuğunuz zaman veya bastığınız zaman bir kere, iki kere, üç kere bazı fonksiyonları aktif hale getiriyorsunuz. Bunların ayarlarını da yine uygulama üzerinden ya da Vivo bir telefondan bağlıysanız eğer bu cihaza Bluetooth menüsünden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle hareket parmak hareketlerinizde yine çeşitli fonksiyonlar var. Bunlar bir açıya kadar, bir noktaya kadar özelleştirilebiliyor. Siz onları değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Bu fonksiyonları tamamen kapatmanız da mümkün ya da istediğiniz başka bir özelliği de buralara atayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Gelelim pil ömrüne. Teknik verilerde söyledim aslında. 7 saatlik yaklaşık olarak bir pil ömrü var. ANC'yi kapatırsanız kutuyla beraber kullanımda ise 29 saate çıkan bir pil ömrü var. Gerçekten de ben neredeyse böyle bir hafta falan kullandım bu kulaklığı ve bir hafta boyunca şarj etmedim. Ki tabii sürekli kullanmadım tabii ki kulaklığı ama dışarı çıktığımda ya da yoldayken vesaire dinledim, görüşmelerimi yaptım. Gerçekten de pil ömrü güzel. Peki kulaklığın beğenmediğim tarafları söylediğim gibi birazcık iri. Bu özellikle kulağınız küçükse, minyon tipli biriyseniz, özellikle kadınlar için biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Kulakta durması zor olabilir veya girmesi zor olabilir. Tamam 12.2 milim güzel olmuş, büyük bir sürücü kullanılmış ama bunun bir dezavantajı olarak da cihazın boyutu da biraz büyümüş. O bakımdan keşke bir 10 milim falan kullanılsa, biraz daha küçük olsa en azından kulağa daha rahat otururdu diye düşünüyorum. Özellikle bunun altını çizmiş olayım çünkü şu kısım biraz böyle iri olduğu için kulağa oturmasında bazen sorun olabiliyor. Ben de çok olmadı ama dediğim gibi minyon tipli biriyseniz biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Gelelim fiyatına. Tabii ki 1499 TL çok uygun bir fiyat değil arkadaşlar. En azından ben bu incelemeyi yaptığım tarihteki fiyatı kulaklığım buydu. Markalı olup da rakiplerine baktığımızda bu özellikleri sunan cihazların böyle ortalama 1000 liradan başladığını görüyoruz. Daha pahalısı da var bu arada. Yani Vivo'dan daha pahalı olup da bu özellikleri benzerlerini sunan kulaklıklar var piyasada ama daha ucuzları da var. Ortalamaya baktığımda ucuzların biraz daha aşağıda, sayısının fazla olduğunu görüyorum. Yani ucuz olan versiyonlar diyelim ki 10 tane kulaklık varsa bu ürüne rakip olabilecek,
bunun 8 tanesinin bu üründen daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. O bakımdan fiyat birazcık yüksek gibi. Belki biraz daha beklemek, fiyatın düşmesini beklemek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ama sunduğu özellikler güzel, onu söyleyeyim. Fakat fiyat performans dengesi birazcık yukarıda kalmış gibi geldi bana. Ama bunun sebebi şu da olabilir arkadaşlar. Bu yeni bir ürün. Piyasadaki rakipleri biraz daha eski ürünler veya Türkiye'ye kurun daha düşük olduğu zaman da girmiş modeller de var. O bakımdan hani belki birebir karşılaştırma yanlış olabilir ama en azından bir kullanıcı olarak ben bu ürünü almaya karar verdiğimde veya siz almaya karar verdiğinizde bakacaksınız. Şu modelim var, bu modelim var, bu da bu özellikleri sunuyor, bu da şu özellikleri sunuyor dediğiniz zaman tabii ki kafanız biraz karışacaktır. O bakımdan fiyatların birazcık dengelenmesini beklemek daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Tabii ses kalitesini size buradan doğrudan doğruya aktaramıyorum ama fikir vermesi açısından bir video kaydedeceğim ve o video sırasında da birazcık gürültü yapacağım. Oradan bir en azından dış sesleri ne kadar oluyor az çok bir fikir edineceksiniz. Bir de bir telefon görüşmesi yapacağım. Şimdi onları izleyelim. Şu an izlemekte olduğunuz videoyu Vivo TWS-2 ANC üzerinden kayıt ediyorum. Ses kalitesi işte 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Şöyle bir vuralım mikrofonların üzerine. Birebir gürültü açmak istiyorum sizlere. Gürültülü bir şey çalalım. Böyle bir müzik olabilir ya da benim kanaldaki bir videoyu açayım sizlere. Şuradan açtım. Kanalımız diyelim. Evet şu anda şöyle bir ses geliyor şu anda. Evet şu anda bir gürültü var burada. Bir şöyle bir yapalım. Biraz da çamaşır makinesi gürültüsü açayım mesela. Çamaşır makinesi sıkma sesi açtım. Şu anda ses geliyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Birazcık şartları zorlayacağız. Şu an dinlemekte olduğunuz ses kaydını Vivo TWS-2 ANC üzerinden bir telefon görüşmesi yardımıyla gerçekleştiriyorum. Çok gürültülü bir ortamda değilim. Ortalama bir ortamdayım ve ses kalitesi de işte bu şekilde. Sizle bir telefon görüşmesi yaptığınızda bu kulaklıkla 3 aşağı 5 yukarı bu tarz bir ses kalitesinde kayıt sesini duymuş olacaksınız. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Vivo TWS-2 ANC kulaklığı size anlatmaya çalıştım. Kablosuz güzel bir kulaklık. Vivo da kendi ekosistemini kuruyor. Sizin de bu ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Çekinmeden bana yazabilirsiniz. Bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalımda daha önce incelediğim bir iki tane böyle kablosuz kulaklık modeli de var. Onlara da bakabilirsiniz. Zaten videonun içinde de kutu olarak onları koydum. Bunun da altını çizmiş olayım. YouTube kanalıma abone olmayı, beni Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ve Kuai gibi ki birçok artık yerdeyim arkadaşlar. Sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.